Selam millet, de oynar tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda sizlerle birlikte daha yepyeni bugün piyasaya çıkmış olan Disjunction. Disjunction tam olarak karşılığı nedir emin olamadım. Ayrılık, ayrılmış gibi bir anlamı var herhalde. Oyununu dikizleyeceğiz. Hep birlikte oyuna bir göz atacağız. Merhaba, ben Eleni Chen, sabah haberlerinden. Polis ve Central City vatandaşları arasındaki kapışmalar, cinayetler, New York Polis Departmanı'ndaki Samuel Lewis'in kafayı yemiş olması, lider Lamar'la birlikte birbirine dalmaları devam ediyor. Ne diyor? Over orange'ın üzerinde tutarsan informasyon alırsın diyor. Orange, yes. Like that. Aynen böyle dedi. Short. Bir çeşit yüksek bağımlılık yapan sentetik uyuşturucu. Evet, bu uyuşturucu lorduymuş. Lamar. Lamar Hubbard. Central City'deki en önemli liderlerden bir tanesi. Central City. Başkent işte. Ne bekliyorsun ki? Hubbard bir tane polis ofisörü vurmakla, 6 kere vurmakla itham ediliyor. Diğer bir yenilik de Montgomery, kendisi vali oluyor. 2045 yılında seçilmiş ama ne güzel. Seçilmesine adamın hala 24 yıl var. Central City'de çok kötü şeyler oluyor belli ki. Polis, vali Montgomery'nin üzerindeki baskıyı gitgide arttırıyor. Bu nasıl bir şehir? Yine garip, distopya bir gelecekte geçiyor büyük ihtimalle. Her şey dağılmış, hiçbir şey istendiği gibi değil. Gökyüzüne kadar yükselen apartmanlar. Gökyüzünün üstünde ne oluyor? Telefonum cayır diyor. VSAD ile yürüyor. Mouse'la Space'le diyor nearby. Frank, ben Sibley. Sibley kimmiş? Lamar'ın karısı. Sibley Hubbard. Central City'deki bir şeyleri organizasyondan sorumlu olan bir tip. Kaba bir tipmiş. Etrafındaki insanlara olan saygı duyarmış. Bu Frank de ben oluyorum herhalde. Evet, ne zaman arayacağını merak ediyordum. Neredeyse bir hafta oldu. Biliyorsun bu işi Lamar yapmadı. Cinayetten bahsediyor herhalde. O kimseyi öldüremez. Avukatların bu işaretmesi için bekleyemeyiz. Aylar oldu. Lamar'ın adını temize çıkarmamız lazım. Sip, herkes onun polis katili olduğunu düşünüyor. Şu anda bunu yapmak bizim için imkansız. Peki. Bu işi yapmadığına dair bir yerel tanık yok. Herhangi bir delil yok erişebileceğimiz. Peki ne yapmalıyım sence? Herhangi bir şey yapmazsam bir daha gün yüzü göremeyeceğim. Ona borçlusun Frank. Yardımını istiyorum. Eğer delilin yoksa yapabileceğimiz bir şey yok. Bu senin işin değil mi? Sen özel ajan değil misin? Özel ajan mıyım? Lanet, araştırmanı yürüdür o zaman. Yürüt. Yürüdür. Peki. Yüzdür. Neden bahsediyorsun sen? Central City'de yeni bir tane non-profit klinik açıldı. Birkaç ay önce. Bedava sağlık hizmeti vereceklerini söylüyorlar. Bu çok şüpheli. Merkezde hiçbir şey bedava değildir. Bazı insanlar orada tedavi olduktan sonra oranın gerçekten güzel bir yer olduğunu söylediler. Birkaç hafta geçti. Bu insanlardan bazıları tutuklanmaya başladı. Lamar'a kadar bir ilişki kuramamıştım. Ama sanırım orada insanlara bir şey oluyor. Bu kar amacı gütmeyen klinik sence Lamar'a bir şey mi yaptı? Bilmiyorum. Öğrenmemiz lazım. Peki, gidip kliniğe bakacağım. Teşekkürler Frank. Gerçekten çok güzel olur. Evet ama haberlerde Lamar'ın üzerinde şart bulunduğunu söylemişlerdi. Sentetik uyuşturucu. Bunu biliyor musun? Vay, karısı ne diyor bak. Biz bu işlerin içindeyiz, evet. Shard'ın Central City'ye girmesine yataklık yapıyoruz. Bu işten para kazanıyoruz. Ama direkt olarak bunlarla uğraşmayız. Böyle bir şey olmamalıydı. Eğer Lamar suçlanırsa bilemiyorum. Bu bağlantı, klinik çok zor ama gidip bakacağım. Tamam tamam. Arkanı kolla Frank. Eğer Lamar gerçekten bir şeylere karıştıysa, bir şeyle suçlanıyorsa bu siber gözler her şeyi görüyor olabilir. Görüşürüz Sip. Ne yapacağım şimdi? Bilgisayarımla bir şey yapamıyorum. Dolabımla bir şey yapamıyorum. Bu distopya, yani kesinlikle hayallerdeki gibi olmayan kötü geleceklerde bir şey benim böyle var ya, bir içimi daraltıyor resmen. Çok böyle doğa dostu, yeşillik, deniz sevdalısı değilimdir ama gökyüzünün üzerinde bir tane oda, odada hiçbir şey yok. Bomboş, her yer metal. Garip. Devam edelim bakalım.
Odadan çıktım, direkt trene atladım. Tren odama bağlıymış. Frank'in apartmanı to klinik. Tren durdu, ben uçarak devam ediyorum yolculuğa. Evet, klinikteyim. Enerjim var. Hem canım hem enerjim var. Ha, shift'e basılı tut, sneak yap diyor. Sneak olduğumuz zaman adamın görüş mesafesi diye bir şey çıktı ortaya. Adamı alaşağı edebiliyor muyum? Neyse, etmem gerekmiyor galiba. Adamı alaşağı etmeye çalışmak fantastik bir hareket olacak şimdi. Peki. Burada ne varmış? Left mouse butona basarsan non-lethal melee atak yaparsın diyor. Left mouse butona basarsan non-lethal... Ha şöyle. Çötönk diye adama bir tane gömçerteceğim. Adamı bayılttım, baydım adamı. Adamı kurbağa gibi taşıyorum abi. Çok ilginç. Gerçekten kurbağalama yüzmeyi bilirdim ama kurbağalama taşımayı ilk defa duydum. Seni de alıp şöyle getireyim. Ben neye yarıyor bilmiyorum bu yaptığım pek ama. Sağ klikle de tabancayı ateşleyeceğim diyor. Aklını alırsın adamların diyor. K-Kart buldun. Heyhat gibi oldu K-Kart. Uplink nodun üzerinde durursan uplink nod aktive olur. Checkpoint activation. Checkpoint aktive olmuş. Vay be. Bu adamı indirirsem oradan kaçırmam lazım belli ki. Böyle yapmam lazım yani. Hemen o adamı getirmem ve buraya bırakmam gerekiyor. Böylece o adam artık hop kaçarım. Çok ilginç. Aman diyeyim. Görme süresi de biraz fazlaymış sanki ha. Göremedi adam bir bildiğin. Gayet kolay oldu bu. Hepsini üst üste yığdım. Çok memnun kaldım bu yaptığım şeyden. Burada kullanabileceğim bir şey yok değil mi? Niye hedef çıkıyor? Bazı yerlerde hedef çıkıyor, bazılarında çıkmıyor. Neyse, bir bildiği vardır herhalde. İlk activability shock bolt'tır diyor. Sessiz bir tane projectile fırlatır rakibine. 4 saniye için onu bayar. Sonra da gelip kafasına vurarak jobla kafasına vurup onu tamamen etkisiz hale getirebiliyorum. İkinci ability'ın smoke grenade'tir senin diyor. F ile aktive ediyormuşsun. F ile at, F ile aktive et diyor. O ne? Garip oldu. Buraya atmam pek normal olmadı ona. Şuraya atmam lazım. Sonra birine şok boltur, ötekine yumruk diye girmem lazım. Aynen öyle. Biraz zorlu oldu ama beni gördüğü zaman sinirlendi çünkü adam. Ability'lerimi kullanmak için manam var. Enerjim var daha doğrusu. Bu enerjim zaman içinde bitiyor. Bu hoş değilmiş. Bunu bilseydim o kadar ability bombardımanı yapmazdım. O ne be? Bir şey oldu, ben bir hasar yedim. Neden yediğim belli değil hasarı. First aid diyor. Q'ya basarsan da first aid yapar. Kendini böyle bir kıprandı, bir üstünü temizledi. Fıkıtı 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 diye temizledi. Ama enerji verdi bir de bana. Bu enerjiyi niye verdi bilmiyorum gerçi. Enerjim gitgide doluyor. Abi ne yapıyorsun sen ya? İnsanlık değil bu senin yaptığın, bak. Hepinizi bayarım. Hepinizi bayarım. Fade değil mi? Smoke Grenade. Gerekirse diye. Şimdi görevi verdi. Lamar'la alakalı her şeyi bul. 5 tecrübe puanı opsiyonel olarak. Upgrade kiti bul.
Kodeksini aç diyor. Objektifler. Map. Bak map'im gayet güzel. Beğendim oyunu. Ha, fena değil. Burada bir pislik var zaten. Burası güvenli bir yer olsa bu kadar fazla etrafta adam olmazdı. Hani dedekt eden şeyler, adamlar, bir şeyler, bir şeyler. Tiplere gel ya. Allah Allah. Her yerde adam var. Şimdi bunu indirmem lazım. Arkasından ötekini indirmem lazım falan filan. Çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmem lazım üstelik bunu. Bunu bu kadar hızlı gerçekleştiremiyorum. Çünkü o adam orada hep dönüyor. Şimdi öbür tarafa gitti. Vurdum kafasına. Aldım onu. Bunu bıraktım. E'ye bastım. E'ye basamadım. Helecan dolu anlar yaşandı. Helecan dolu anlar. Bütün herkesi baymam lazım, bayıltmam lazım. Başka türlü olmaz. Bana başka türlüsü yakışmaz. Biz ki Ninja Warrior Assassin killerdeniz. Birazcık canımız gitti nedir yani? Bunlar gayet normal şeyler. Enseden sinsice vurursam eğer güzel bayıltıyormuşum. Enseden sinsice vuramaz. Ön taraftan coblarsam eğer adamı. Aa, bu adam niye öldü? Aa, bu adamlar beni görünce öldüler mi? Ama ben onları cobladım. Bayılmaları lazım. Ölmeleri değil. Niye geliyorsun üstüme? Gelmiyorsun üstüme. Tamam, ne var yani? Seni de coblayacağım o zaman. Üstelik bir de buraya çıktım. Gayet güzel. İlk olarak en üsttekine gitmem lazım. Bak canım. Smoke. Görüş alanının oraya kadar düştü değil mi? Evet. Job. Tamam. Ya bu kapı keycard falan diyorsun da yavrum, ben kapıyı değil bu adamı sadece ha? Sadece bu adamı çekmeye çalışıyorum ya. Allah Allah. Niye böyle şey yaptı? Peki burası medikit mi? Burası medikit değilmiş. Yani orası medikitmiş de öyle bir medikit değilmiş. Oba! Böyle de bir şey varmış. Herif aklımı aldı. Her şey o kadar hızlı gerçekleşti ki. Vallahi düşünecek zamanım bile olmadı. Neyse ki burada 10 health varmış. 10 health'ı cebe indirdim. And I'm okay. İyiyim. Okay'im ben. Clue'yu bulacağız. Şimdi şurada bir daha durursam. O anda kaydetti galiba oyunu. Daha sonrası yok. Tıp. Güzel. Son anda yön değiştirdik güzelim. Yani yön değiştirmeyecektin. Yerel gazeteden bir şey. Extract. Bu her neyse güzel bir şeye benziyor. Ama bu bir ipucu değilmiş Lamar hakkında. Lamar ipucu değilmiş bu. O yüzden seni bayıltmak durumundayım. Seni olduğun yerde bırakıyorum. Çünkü anahtarı buldum. Amacımız anahtarı bulmaktı sadece. Hemen buradan uzaklaşalım. Birilerini de çekip vursam mı ya? Daan diye iki kaşının ortasından. Ha, ipucu buradaymış. Peki. Bu datapad. Datapad neymiş? Bir tür arayüz. Modern computer device. Datapadler çok kompakt taşıma kapasiteleri vardır. Çok hızlı erişimleri vardır falan filan. Zaten dedim ya, bilim adamlarına ilhamı devamlı sanatçılar, işte yazarlar falan verir. Bu datapadler herhalde bir ne yalan söyleyeyim, 30-40 yıldır ya da 30-40 yıl çok fazla oldu, bir 15-20 yıldır var. Hani şöyle bizim cep telefonlarımıza benziyor ama tamamen camdan şeffaf alıp bakıyorsunuz. Çok yakındır piyasaya çıkması. Belki de çıktı, bilmiyorum. Lamar'ın ismi de burada. Lamar'ın biometrik sample'ları var. Data örnekleri, DNA'ları, bir şeyleri. Belki bir ipucu olabilir. Geri çıkmak için beni uğraştırmadı. Otomatik geri çıktı. Beğendim bu zihniyeti. Evime geri döndüm. Sibley'i aramam lazım. Sibley'i arayayım. Şurada zıplayan telefonumdan değil mi? Zıplayan telefonumdan. Ben Sibley. Kim arıyor? Ben Frank. Klinikte geçen akşam kliniği bastım, bir şeyler buldum. İşin iyi gitmesine sevindim.
Haberlerde içeriye girildiğine dair herhangi bir şey yoktu. Çok sessiz olmalısın. İyi haberler var mı? Belki. Lamar'ın hasta kayıtlarına ulaştım. Orada Manhattan'daki bir laboratuvardan bahsediyor. Laboratuvar mı? Ne demek istiyorsun? Emin değilim. Ama daha fazla cevap almak istiyorsa gidip orayı kontrol etmemiz lazım. Tamam Frank. Bu yaptığın şeylere gerçekten minnettarım. Ama dikkatsiz davranarak üzerimize ilgileri çekmememiz lazım. Tamam, elimden geleni yapacağım Sybil. Bakın şimdi elimden geleni yapacağım. Elimden geleni çok değişik yapacağım. Bu sefer gizli seyahat etmek bir yere kadar. Gizli macera, gizli aksiyon bir yere kadar. Kaşını gözünü açacağım hepsine. Frank'in apartmanından laboratuvara. Upgrade'ler, Health Booster, Rapid Action, Shock Bolter, Smoke Grenade, Dead Eye. 10 saniye için batonun canı artar diyor. Daha güzel joblar. Swift Takedown. Dead Eye Ability'sinin cooldown'u gelir diyor her birine al aşağı ettiğinde. Smoke Grenade'de Grenade Ability'si %50 radius'u artar diyor. Burada Grenade Ability 15 puan kalıcı olmayan, çok can yakmayan hasar falan diyor. Shock Bolter, First Aid. First Aid'e bakalım. First Aid ile Frank'in canı 10 daha fazla artar. 10 fazla da artsın canı Frank'in. Talentlardan Quick Strike, Attack Speed, Tactical Baton'la %10 artar. Frank'i detect etme süreleri artar. 0.1 saniye uzun süre detect etmeleri. Revolver'la hızlı atak yapsın Frank. Revolver'la hızlı atak. Finish diyemiyor muyum? Ha, diyebiliyorum. Puanı kullanmak zorunda değilim. Lütfen. Çünkü bu sefer kan gövdeyi götürecek. Hissediyorum. Bu sefer kan gövdeyi götürecek. İşte bu kadar. Aa! Kan gövdeyi götürürse çok da kolay olmuyormuş işler. Ama yok yok, kan gövdeyi götürecek. Emin olun ki. Ya seni terbiyesiz. Gel buraya gel. Reload etmedik zamanında, o yüzden oldu bunlar. İşte bu kadar. Ben adamı bitiririm. Bitiririm adamı, bitiririm. Mermi bitecek ama. Alarmı kapatabiliyor muyum? Galiba alarmı kapatamıyorum. Çok hayınım ya. Gerçekten hayınca vurdum insanları. Hem de önüme geleni vurdum. Dining. Bir saniye, niye olduğun yerde hareketsiz kalıyorsun? Sen ne biçim bir healer bu? Olmaz. Biz birbirimizi yanlış anlamışız. Öyle hareketsiz kalarak heal'ı babam da atar. Atar mı acaba babam? Bir an şüphelendim kendimden. Galiba atamaz. Ha, ağzını burnunu kırarım. Ağzını burnunu kırarım. Kameralar yine birilerini gördü ya. Upgrade kit'i bulduk. Tamam, gayet güzel.
Mermim bitti. Yoksa bunları yine katledeceğim. Yine katledeceğim yani, umurumda değiller. Gözlerinin yaşına bakmayacağım da mermim bitti. Şu pislik fare robottan da ilerlemek biraz zor. Gel gel. Gel ağzını burnunu kıracağım senin. Gel. Gel ağzını burnunu kıracağım senin. İşte bu kadar. Güzel de mermi yaptık. Artist seni. Ne buldum bilmiyorum ama bu yeterli bir şey değil yani, ipucu değil, bir şey değil. Bizi tatmin etmiyor bu. Seni şurada sıkıştırayım kenarda, orada kimse yok galiba. Job'u vurayım kafana. Aradığım biyometrik sample'lar Lamar'a ait ve birkaç tane daha kişiye, tutuklanan Central City'deki. Belli ki bu biyometrik sample'lar suni olarak üretilmiş. Yani gerçek değil bunlar. Vay. Demek ki suçları başkalarının üzerine yıkmak için yapıyorlar bunu. Fıkıtı 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 diye kendimi iyileştirdim. Second clue'yu bul diyor. İkinci ipucunu bul. İkinci ipucu nerede? Ben şuraya bastım mı? Çok ayıp. Oraya basmamışım. Gözünden vururum adamı. Adamı gözünden vururum. İkinci ipucu da burada. Bunlar bazı şart üretiminde kullanılan, sentezlenmesinde kullanılan şeylere benziyor. Brington Hollow'dan bahsediliyor. Flood Wall'un yakınında. New York City'nin etrafında çevrilmiş dev bir duvarmış. Flood Wall. Brighton Hollow. Eskiden plajmış, bilmem neymiş. Tamam, yeni bir mekan öğrendik. Aynen öyle. Yeni gideceğimiz mekanı öğrendik. Şimdi açıkçası şunu merak ediyorum. Kadın ne diyecek bize? Kan gövdeyi götürdü. Her yer cinayet. Sibley'i aramam lazım. This is Sibyl. Ben Frank. Geçen gece bulduklarımla alakalı konuşmam lazım. Frank, senden haber aldığıma sevindim. Dinle. Ne bulduğundan önce bu işte daha dikkatli olman lazım. Laboratuvarda neler olduğuyla alakalı herhangi bir haber yok. Ki bu çok garip. Şehirde orada inanılmaz kötü olaylar olduğuna dair söylentiler dolaşıyor. Spesifik bir şey söylemiyorlar. Ama daha dikkatli olman lazım. Spesifik olan şeyler ne biliyor musun? İnsanları öldürdüm senin bilgini alabilmek için, Sip. Bu gerçekle yüzleşmen lazım. Şimdi sana ne bulduğumu anlatayım. devam et. Bu işler underground, bir şeyler dönüyor. Bir sürü adam katlettik, ona rağmen hiçbir yerde haberi çıkmadı. Haklıydın. Lamar'a suç atmışlar. Biyometrik datalarını buldum onun. Central City'deki başka kişilerin de biyometrik dataları içinde. Bu laboratuvar onları çoğaltmak için kullanılmış. Yani suçlardaki, suç mahallelerindeki bulunan datalar Lamar'a ait değil. Pislikler. Kliniğin bir şeyler karıştırdığını biliyordum. Ama neden kar amacı gütmeyen bir klinik böyle bir şey yapar ki? Ardında kim var? Emin değilim. Ama aynı zamanda laboratuvarın bunları üretmek için kullandığını ve aynı zamanda şart üretmek için de kullandığına dair deliller buldum. Ve atıklarını atmak için Brighton Hollow'a kullanıyorlarmış. Fruitvale'ın yakınlarında. Shard, Brighton Hollow, Rus işine benziyor bunlar. Rus mafyası. Geçen geceki laboratuvarın sahibi de Ruslar olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Vallahi bilemiyorum ya. Bu konuyla alakalı bilgim yok. Gidip bakmamız lazım. Burada kötü kokular geliyor. Hadi gidip bu olayı araştıralım. Teşekkürler Frank. Rica ederim Sip. Nedir yani? Bizim işimiz gücümüz bu. Vallahi kardeşlerim, basit bir oynanışla yani 3-4 tane skillimiz var. Görünmez oluyoruz. İşte bir şeyler yapıyoruz. Yatabiliyor muyum? Vallahi yatabiliyormuşum. Bir yatıp uyuyalım ya. Bak işte bu güzeldi. Ben göreve gideceğiz zannettim. Halbuki yatıp uyuyormuşuz. Senaryosu çok güzel.
Kasım 20 Bronx 2048. Farklı bir şeyler anlatacak galiba şimdi bak. Ben burada dikizi bitirmeye çalışıyorum. Oyun bana şekil yapıyor. Ben Eren Chen. Size haberleri sunacağım. Haberleri izleyemeyeceğiz maalesef. Dediğim gibi kolay bir oynanışla güzel bir senaryo etrafında dönen çok hoş piksel bir oyun yapmışlar. Henüz daha bugün piyasaya çıkmış. Yani ben bu oyunu incelediğimde piyasaya çıkmış. 1-2 gün sonra yayınlayacağıma göre bu oyunu 1-2 gün önce piyasaya çıktı. Steam üzerinden oynamak isteyen kardeşlerim bakabilirler oyuna. Eğer beğendiyseniz, güzel bir beğeni gelirse, izlenme gelirse serisini de yapabiliriz. Umarım video beğenmişsinizdir kardeşlerim. Her zaman olduğu gibi eğer beğendiyseniz beğeniyorum paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.